arkadaşlar, Ay Yücel Kamit'le Bugün de Doyduk programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir tarifim var ama tariften daha önemli bir şey varsa o da bugün bizimle olacak bir konuk. Size ismini söylemeyeceğim ama size bir şey göstereceğim. Siz zaten kim olduğunu anlayacaksınız. O yüzden size bunu göstermek istiyorum. Tabii ki de hepinizin tahmin ettiği gibi, herkesin onu andığı gibi Pürmüz Reis geliyor. Yani Furkan Yalçın geliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi. Sen nasılsın? İyiyim. Hemen şunu sana takdim edeyim. Çok teşekkür ederim. Söylediğin güzel. Başka şeye koyalım. Aylar, yıllar geçti. Ya, Serhat şampiyon oldu. Biz geldik burada tatlı yapıyoruz. Evet. Sen hala bıraktığımız yerdesin ben ve tatlı yapıyorsun. Ben bıraktığım yerdeyim. Değişen hiçbir şey olmadı. Vallahi çok şey değişti aslında ama... Neler yani... yaptın? Nasıl geçti? Ağlama. Yani şu anda ben de işte YouTube'a başlamıştım. Ama böyle bir durdurdum daha iyi videolar çekeyim diye. Şu an hazırlığındayım. Önümüzdeki haftalarda işte ben de başlıyorum. Senin gibi arkandan geliyorum. Hemen. Seni yakalayacağım, bekliyorum, geçeceğim. Bekliyorum. Sen neler yaptın, nasıl gidiyor video işte? Ben de bir şey yapmadım. Vallahi çıktım. Pandemiden dolayı YouTube'a girdik zaten. İnsanlarla... Bak çok güzel yani. Çok tatlı. Teşekkür ederim. Arkaya yazmışsın her şeyini. Takip edin diye. Her şeyi tarif edin bak. YouTube, Instagram, Twitter mı? TikTok mu? TikTok. TikTok. TikTok'ta ben de varım da hiç takipçim yok. Sen var mısın? Mavi tikim bile var biliyor musun? Allah Allah. Ben niye görmedim? Hiç kullanmıyorum çünkü. Benim ilerleyen günlerde kullanmaya başlayacağım yani. Benim kaç takipçim var peki? Kaç? 100.000. 100.000. Evet. Ciddi olamazsın. Ya hiçbir şey, ya bu kadar da takip edilmez mi? Harbiden mi? Evet, 100.000 takipçim var benim. Boşuna mı yazdık TikTok oraya? Arkadaşlar hafta 200.000 takipçiyle Ayyüce'ye geçiyoruz. Yok yok yok, hiç öyle şeyler düşünmeyin. Bugün ne yapıyoruz, anlatsana biraz. Bugün ne yapıyoruz, tahmin et bakalım ne yapıyoruz. Krema. Evet. Süt. Vanilya. Şeker. Yumurta. Pastacı kreması diyecektim, demeyeceğim. Kremamız var. Çikolatamız yok, unumuz biz yok. Yapamayız. Nişastamız evet. Yok. Evet. Krem karamel, krem brûlée, krem katalan bir şey var mı? Evet, bugün krem brûlée yapıyoruz. Abi bugün pürmüz yani. O yüzden yani, pürmüz zaten. Dedim yani ki işte yakılacak bir şeyler bir şey. Olması lazım. Yani benim olduğum yerde pürmüzsüz olmaz. Aynen, o yüzden biz krem brûlée tercih ettik. Ben video içeriği üretirken de sıkıntı çekiyorum. Neden? Bilmiyorum, pürmüzü nerede kullansın? MasterChef'te hiç olmadık yerlerde kullandığım her, için. Her yeri şey yapamıyoruz, entegre edemiyoruz. En son Mehmet neyde kullandın ya? Çok şaşırmışlardı. Tabağa çilek dizmiştin, o çileğin üstünü yakmıştın. Yok şeyde bir de bu araba fabrikasına bir çekime gitmiştik. Evet. Orada ocaklar doluydu. Evet. Orada pişirmiştim bir şeyi. Evet, evet. Aynı takımdaydık. Orada şey yapmıştık. Aynı takımda mıydık? Aynı takımdık. Ne? Eray'ın olduğu... Kore mutfağı yaptık. Evet, Kore mutfağı yaptık. Aynı takımdaydık. Abi ocak doluydu, ne yapalım? Omlet bir yandan yetişecek, benim yapacağım yemek bir yandan yetişecek. 4 ocak var. 2 pürümüz mü yaktınız, ne yaptınız? 5 tane yemek var. Yok, tek pürümüz yaptık. Tek pürümüz yetiyor. Çok iyi. Başlayalım mı ufaktan? Başlayalım o zaman. Güzel malzemeleri sayalım. Hadi ben bilmiyormuş gibi bana nasıl yapacağız? Ben mi sana anlatayım? Ben anlat, yani burası şöyle. Senin kanalın. Ben bilmiyorum. Ben yeni geldim, öğrenciyim. Tamam. Bedava burs, bedava işçilik. Anlatıyoruz hemen. Biz 2 reçete yaptık. Size tek reçetenin tarifini vereceğim. Çünkü 2 reçete biraz fazla çıkıyor. Biz çok sevdiğimiz için biraz fazla yaptık. Yani burada şimdi ikimiz yokuz sadece. Bunun arkası var, kameramanı var, sesçisi var, ışıkçısı var. Arkası çok ekip kalabalık, çok yani. Sağlam bir ekibimiz var arkamızda. Ekip de sana bizi tırmalıyor. O yüzden size küçük reçeteyi veriyorum. 125 gram süt, 375 gram krema, 100 gram şeker, 5 adet yumurta sarısı ve 1 paket vanilin. İhtiyacımız olan şeyler bu kadar. Evet, krema ile sütü kaynatıyoruz. Sonra yumurta sarısını şekerle çırpıyoruz. Evet. Temperliyoruz. Ve karışım içine ekliyoruz. Sonrasında fırına veriyoruz. Tabii bunun önemli noktalarını yaparken Ayce ile birlikte sizlere anlatacağız. Çok güzel olacak. Hangisini yapmak istersin? Abi ben yumurta mandayım. O zaman seni böyle alayım. Benim en sevdiğim kısım yumurta eklemek. Yumurta patlatırım. Yumurta sarısını patlatırsan? Patlatırım diyorum, patlatmam dediğim zaman patlıyorsun. Hemen pürmüzünün yanına vereyim ki patlatma diye. Uzakta şey çalışamıyorsun çünkü biliyorum. Ben de bu sırada tenceremi aldım.
Ben yokken tatlı yaptın mı hiç? Brownie yaptım. Onu gördüm, o çok güzel, harika olmuş. Evet, çok güzel. Onun dışında böyle sütlü tatlı vesaire bir şey? Yapmadım. Yılbaşı kurabiyesi yaptım, yılbaşı hindisi yaptım. Brownie yaptım. O kadar. Hindi yemeğe de çağırmadın bizi, yani alacağın olsun ha. Ya senin için tekrar yaparız. Buraya sütümü ekledim, kremayı da ekliyorum şimdi. Yapmadı. Yapacağım, yapacağım. Güzel bir tarif ama ya, yılbaşında ama ne yapılır dedim. Sonra dedim bir hindi tarifi vereyim, portakallı. Yapan olmuş mu bari? Yapan olmadı bu sene çok fazla. Ya bu sene herkes pandemide evde, en fazla televizyon film izlemek de geçti yani. Evet, gerçekten öyle. Tabii partileyenler de oldu da, onlar kamera arkasında. Ben Furkan'ı göremiyorum bu arada, eğer şu ana kadar 3 tane ayıkladım, patlamadı. Ama bakmaman tabii ki benim hayrıma. Kem gözler, yumurta sarım patlatıyor. Hoppa. Sen ne yaptın? Kremayı sütüm ekledim. Kremayla süt karıştırdım, şimdi bunu ocağa alıyorum. Sarıları patlatmam ama tezgahına biraz yumurta yaptım. Onu ya, hallederiz sonra. Ya görüyor musunuz ya? Yani Furkan görmüyorsun diyorsunuz. Ya, Furkan görmüyor. Yalçın diyorsunuz. Şşş, tamam çaktırma ya. Hiçbir şey olmadı, hiçbir şey. Olur böyle şeyler, mutfak kazaları. Ben burada öğreniyorum abi. Kanalına gelen bir insanın öğrenmesi lazım. Evet haklısın, doğru söylüyorsun. O yüzden ben temizlerim Furkan'cığım. Teşekkür ederim. Ben temizledim, hiçbir şey kalmadı. Şampiyon Serhat oldu, ne düşünüyorsun ayrıca? Şampiyon Serhat oldu. Ne düşünüyorum? Ya zaten Serhat baştan beri çok iddialı olduğu için şöyle diyorum, biz şaşırmadık. Evet, şampiyon evet, bence olmasına. De. Evet. Biz şaşırmadık. Yani hepimiz aynı istekle geldik ama karakter, tavır olarak o ilk günden beri tek söylediği bir şey vardı. Ben şampiyon olacağım. Yumurta sarısını eğer beyazın içine karıştırdıysanız en kolay yine yumurta kabuğuyla alabilirsiniz. Onu da şimdi Furkan size gösterebilir. Yok, başka kaşıkla göstermeyeceğim. Ben de gösterebilirim. Kaşıkla falan alırsanız daha zor ama yumurta kabuğuyla tekrar aynı şekilde içinden geri alabiliyorsunuz. Ya şey yapan da var. O patladı gerçi de bunu yine aldın aslında. Alabiliyorsunuz. Başka şeyle uğraşmanıza gerek yok. Niye şey yaptın? Çünkü çok fazla beyaz da vardı aynı zamanda. Abi Serhat şampiyon olacağım dedi. Şampiyon olacağım dedi. Benim Serhat kupayı kaldırdıktan sonra Serhat'a attığım mesaj şuydu. Basit bir şekilde şampiyon olan adam tebrik ederim dedi. Yani abi, diyecek bir şey yok yani adam helal olsun zaten. Ben şunu dedim yani bu sene şampiyon olan insana gerçekten saygı duyuyorum. Çünkü gerçekten zor bir seneydi. Çok zor bir sezondu. Yani her sene zaten üstüne koyularak gidiliyor ve ilerleyen senede bizden daha belki zor. Daha zor olacak. Daha zor olacak. Daha iyi olacak. Sonraki sene daha iyi olacak. Yani ondan dolayı bu sene şampiyon olmak hani belki şey diyebilirler. Ha Serhat işte basit bir şekilde şampiyon olacağım dedi. Oldu. Ama o kadar basit değil yani. Vesaire. Ama bunun psikolojik yönü çok fazla. Yani mental olarak yoruluyorsunuz. Stres. Yemin ederim stresten uyuyamıyorsunuz ya. Gerçekten yatağa yatıyorsunuz. Ulan yarın şey var diyorsunuz. Yarışma var. Acaba ne çıkacak? Takım, ne yapacağım? Ne tatlı yapacağım? Hangi takımda olacağız? Kaptanlığı alabileceğim mi? Potaya düşeceğim mi? Dokunulmazlıkta ne çıkacak? Bunların hepsi sürpriz yani. Evet şimdi... Hangi mutfağa verecekler bize? Nerenin yani, tatlısına çalışsak acaba? Itır otlu sütlaç. Hadi bakalım. Itır otlu sütlacı yemin ederim internette gördüm. Neresiydi o? Çanakkale'ye. Çanakkale'ye gidiyoruz. Telefonlar var mıydı? Vardı galiba o zaman. Çanakkale'de var mıydı? Vardı Çanakkale'deyken vardı. Vardı. Çünkü telefonda baktım ben ona. Aynen. Gidiyoruz. Dur bir dakika dur. Şimdi şunu bir anlatayım. Yani şekerle yumurta sarısını normalde hani çırpıyoruz. Çünkü yumurta sarısını direkt eşitlemeye kalktığımızda kesilme yapabiliyor. Şekerle birlikte karıştırdığımız zaman çok az bir şekerle karıştırıp diğer kalan şekeri kremanın içine döktüğümüz zaman sıkıntı olmuyor. Sonrasında bu kaynadıktan sonra zaten ikisini eşitleyeceğiz. Eğer eşitlemezseniz yani ısı derecelerini birbirine yakına getirmezseniz yumurta direkt kesiliyor. Yani bunlar tecrübeli, sabit. İş yerinde ben 30-40 kilo kestirdiğim olmuştu. Furkan bu arada gerçekten yani herkesin de bildiği gibi çok iyi bir tatlıcı. Bundan teşekkür önce de ederim. Zaten çok güzel bir yerde çalışıyordu.
Daha önce hatta başvuru yapmıştım oraya, olmadı. Sonra başka bir işe girmiştim. Eğer olsaydı Furkan'la orada tanışacakmışız. Evet, gerçekten. Emir'le mesela Alanya'da mı? Nerede tanıştınız? Nicole'le tanıştık. Nicole'le mi? Nicole'le tanıştık. Emir'le mesela Nicole'le... Emir'le değil de Furkan'la arkadaş olup MasterChef'e katılabilirmişim ama Emir'le tanıştık. Yani işte ama hayat. Aynen. Ben de orada değilim artık. Vallahi belki ilerleyen zamanda tekrardan olabilirim. Çünkü mesleği seviyorsun yani. Sosyal medya yönünü ayrı yürütüp iş hayatını ayrı yürütmen gerekiyor. Neyse dur, Itır Otlu Sütaş'ta kalmıştık. Evet. Telefonda bakıyorsun, sütaç yapıyorsun. Lavantalısını yapıyorsun, hani ne bileyim Türk kahvesini deniyorsun. Itır Otlu'yu görüyorsun. Itır Otu ne abi? Önce Itır Otlu'nu tanımak lazım yani. Yani Itır Otu'nu hayatında yenemişim, görmemişim bilmiyorum. Aynen böyle. Baktım ya Itır Otlu Sütaş bu çıkmaz ya yaptım bana, kaydırdım. İçinde ne var ne yok hiç bakmadım. Abi sonra çıktık Itır Otlu Sütaş. Hah dedim, şimdi geldin mi bizim köye? Bakıyorsun reçetede şey var, vanilya çubuğu var. Vanilya tozu var. Ama orijinal reçetesinde yok. Vanilya çubuğu yokmuş. Şimdi sütlaçların Fatih var bizim yarışmada. Sefa. Evet. Sefa abi ne zaman çocuğun karşısına çıksam böyle bam 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 beni bitirdi. Tatlı Sefa, yapıyoruz. Sefa senden sonra beni de tokatladı sütlaçlar. Valla. Yani çocuk anlamadım abi. İşte o kadar tatlı yapıyoruz, sütlacı yapıyor yani. Helal olsun. El yeteneği var. İkiye bir şey, eski yarışmacılar gelmişti. Yine sütlaç yaptık biz. Ha doğru. Karşıda doğru. Karşıda Sefa vardı. Yine iki oyu aldı ya. Ne yapıyor? Sütlaça ne katıyor bilmiyorum ama. Abi çocuğun öyle yeteneği var yani. Yapamıyor olarak hani biz çok iyi tatlı yaptığımızdan o belki yapamıyor olarak gözükebilir ama sütlaça geçtim mi çocuk Fatih kesiliyor. Furkan Murkan dinlemiyor. Ayice dinlemiyor. Yapıyor yani. Sonra o gün de şöyle bir şey olmuş. Bana şey dedi Itır Otlu Sütlaç'tan sonra. Dedi ki ben dedi hep dedi senin sütlaçta yendim dedi. Itır Otlu'yu dedi bilmediğim için dedi. Bu sefer dedi sen yenersin dedi. Dedi ben bir farklı bir yemek yapayım dedi. Abi onda da yenildim. Yenildim yani. Bundan sonra sütlaç yapmayı bırakacağım. Ya da bir yer açarsam direkt ilk menüme sütlacı koyacağım. Zaten o açıyı kapatmam lazım. Ben de Furkan acaba sütlaç mı yaptırsak diye bir düşündüm. Sonra dedim ki yok ya dedim pürmüzlü bir şeyler yapalım dedim şimdi. Fırın sütlaç olmasa bile zaten üstüne pürmüzle yani, yakardık hani, biz onu da. Eki baş kalmasın. Amacımız o. Aynen. Şimdi eki baş kalırsa sütlacı da yapamazsak sıkıntı. Bunu alayım artık. Bunda çok fazla işimiz kalmadı. Evet. Buyurun Ayıcı Hanım. Teşekkür ederim. Kepçemiz var mı? Evet bak. Çok teşekkür ederim. Bu arada ben fırını açtım. Fırın 100 ile 130 derece arasında olacak. Ve benvari usulü yani malzemeleri koyduktan sonra tepsinin yarısı kadar sıcak su koyacağız. Bu hazırlığa da şu aşamada başlayabilirsiniz. Oldu mu? Şimdi oldu. Fırın derecesini çok yüksek tutmayın. Çünkü yüksek tuttuğunuz zaman kesilme yapıyor. Yani yumurtanın belli bir ısıda belli bir derecede olması gerekiyor. Aynı ısıya girdiği zaman pelte pelte olur. Yani kaliteli bir ürün elde edemezsiniz. İlk hafta Özgül'ün içinde... başına gelmiştik aslında. Evet. Ya benim de normalde çalıştığım mutfaklarda başıma geldi. Evet. Şimdi şekerle yumurta sarısını çırptık. Yumurta kremayı da çok fazla kaynatmıyoruz. Yani kaynar olmayacak. Kaynar ısısına yakın olacak. Kapatayım mı artık altını? Olur. O zaman şimdi dökeyim yavaş yavaş santemperle. Olur. Tamam, koy ver gelsin. Döküyorum. Evet. Burada da dökerken çok hızlı karıştırmanız gerekiyor çünkü karıştırmazsanız eğer yumurta pişer. Yumurta piştiği zaman da krembrüle değil sucuklu yumurta olur. Kremalı yumurta. Ha, kremalı sucuklu yumurta yaparsınız. Ondan dolayı bu aşamalara dikkat edin. Ve yavaş yavaş ekliyoruz. Birden eklersem yine pişecek. Her şeyi onların istediği gibi yapıyoruz. Yani normalde ben böyle şeylere asla dikkat etmezdim. Pastacılık gerçekten sabır isteyen bir iş. Bunu nerede öğrendim? Yani şefim bana işte yumurtayla kremayı eşitle demişti. Ben de ya eşitlesek ne olacak, eşitlemesek ne olacak dedim. Orada 20 kiloluk ürünü çöp edince anladım yani bunların değerini. Her şeyi yaparak, öğrenerek öğreniyorsunuz. Ben de mutfaktan pastaneye geçtiğimde çok zorlanmıştım. Her şeyi tartıyorlar. Diyorum böyle iş mi olur işte kesiliyor. Yumurtayı çok çırpıyorsun başka bir şey oluyor. Az çırpıyorsun aynen. Olmuyor. İşte kremayı ısıtıyorsun, kesiliyor, çok çırpıyorsun, kesiliyor falan. Yok ya dedim, nasıl bir iş bu, ben yapamayacağım bu işi. Ama bir daha da çıkamadım pastaneden.
Değil mi ya? Benim de öyle oldu. Mesela ben çok böyle alakart mutfağa geçmek istiyordum. Normalde ben alakart mutfakta başladım. Ama geçmek istediğimde de yoğun sezondu. Haziran ayları falandı. İşte bizim 4-5 tane restoran vardı. İşte Rum servisi, Lale Danı, Tuğrası, Osmanlı mutfağı işte. Adamlar diyor yani yoğun sezonda biz seni nasıl geçirelim? Geçiremeyiz. Geçemiyorsun bir şekilde kaldın. Kışında zaten işler kesiliyor. Yine geçemiyorsun. Öyle kaldık. Yoksa ben oralara geçseydim var ya şu an. Serhat'la kapışmıştım yani. Şefime de buradan saygılar. Buradan çok çok sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Şimdi bunu kaplarımıza dolduracağız. Evet. Ölçü kabını istemeyeceğim. Koy yerine. Tamam ben tam hazırlamıştım. Bunda ben evet böyle 15-20 dakika içerisinde hem video şeyi uzar. Hani evet değil mi? Dakikası evet. Uzar. Sen onu şey yapma. Böyle Furkan yavaş yavaş kaplarınızı dolduracak. Vallahi benim suçum değil. Ayyüce'nin kepçesi yok. Ölçü kabım var ama istemedi bir türlü. Bilseydim hediye olarak sana alırdım. Ya teşekkür ederim. Rica ederim. Fırın ne alemde? Fırın tamam. Fırın fansız oluyor. Olacak. Fırın fansız olacak, bir de su koyacaksınız belli bir seviyeye kadar. Suyu da abartmayın tabii. Suyumuzu kaynattık. Fırın fansız olacak. 100 derece ile 130 derece arasında olması önemli. Şimdi özet geçiyoruz. Özet geçiyoruz. Ne yapıyoruz? Yumurta sarılarını ayıklıyoruz. Beyazını kullanmıyoruz. Beyazını kahvaltıda kullanabilirsiniz. Farklı yapacağınız tatlılarda kullanabilirsiniz. Sarıyı da şekerin yarısıyla çırpıyoruz. Kaynama derecesine gelen krema ve sütümüzle ısısını eşitliyoruz. Temperleme yapıyoruz. Daha sonrasında hepsini hepsini birbirine karıştırıyoruz. Komple karışım homojen bir kıvama geldikten sonra kaplara aktarıyoruz. Kaplara aktarırken sıvı olması sizin moralinizi bozmasın. Yani olması zaten gereken bu. Fırında bu belli bir derecede o yumurta sarısının olayı o zaten. 120 derecede, 100 derece civarında, yaklaşık 35-40 dakika civarında bu fırından fırına farklılık da gösterebilir bu arada. Yani 5 dakika erken, 5 dakika fazla da olabilir. Fırına atıyoruz, o sarı fırında, o sıcaklıkta ürünü bağlıyor. Kıvamını koyulaştırıyor ve krem brûlé oluyor. Krem brûlé basit yani. Evet, hani o zaman fırına çok atalım. Çok soruyorlar. Detaylı detaylı evet. Anlatalım dedim. Tamam. Ben atayım fırına. At, gel bakalım. Fırına ürünü koyduktan sonra belli bir miktar, bir parmak, iki parmak civarında tepsinizin su alma kapasitesine de bağlı. Kaynar, yani ısınmış suyumuzu ekliyoruz. Ve tepsimizi fırına sürüyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Olay budur. Bu kadar basit. Bu kadar. Yani çok... Yaklaşık 35-40 dakika bekleyeceğiz ama aynen. Sürekli kontrolde edeceğiz bu arada. Ve yani uğraştırıcı bir tatlı da değil, sizi zorlamaz. Süt var, krema var, yumurta var, şeker var yani. Şu an herkesin evinde olan ürünler. Yani krema evde yok, kullanmıyorum diyen de... Her markette krema var. Mutlaka var. Ulaşılabilirliği ve evde yapılabilirliği yüksek ürünler ayrıca yapmaya çalışıyor. Ve ben de aynı şekilde. Çünkü biz burada profesyonel bir tabak çıkardığımızda, yani bunu evde yapacak insan sayısı %50 ise o zaman %0.0.1 falan oluyor yani. Şimdi yaklaşık 35-40 dakika bekleyeceğiz. Tabii ki de bu sürede Furkan'ı biraz terletelim dedim çünkü çok fazla çalışmadı arkadaş. Ya hem getiriyorsun kanalını hem tatlı yapıyorsun. Sonra ondan sonra çalışmadı oluyor. Yok, ne yapacağız? Yok. Çalışmadı derken güzel sorularla Furkan'ı terletelim diye düşündüm. Ya, o yüzden hazır mısın? Hazırım. Tamam. Hadi bekliyoruz. Tamam o zaman sorulara geçiyoruz. Evet, o zaman soruları... Terletme aşaması. Soruları sormaya geçiyorum. Çok terlemeyeceksin ya, çok tatlı sorularsın. Hayır, merak ediyorum. Ne soracaksın? Tamam, MasterChef enlerini soracağım önce. En derken? En. Mesela en sinirlisi kim? Bana bu soruyu sorduklarında ben Furkan cevabını... Beni söylemişsin. Ben Furkan cevabını vermiştim çünkü... Niye öyle bir cevap verdin? Çünkü sinirlisin. Nereden bu kanıya vardın? Hani de ki şurada şu oldu, de burada bu oldu, de buradan de bunu yaptın diye. Şimdi
İkinci bölümde Mehmetçik'le kavga etti. İlk üçlü elemende şeflerle tartıştık. İlk iki bölüm basat. Doğru. Sonra dedim ki Furkan yani. Ya ama gerçekten yani bunu yaşayan bilir. O da benim. Yani ben kendim yaşadım. İlk üçlü elemede dışarı kovuldum. Bir mesajlar geliyor. Senin falan bilmem neler işte insan biraz saygılı olur, şöyle olur, böyle olur. Yok efendim sen şefe şeflik mi öğretiyorsun falan. Abi neler neler geldi ya. Dedim ki Furkan ayva yedin dedim yani. Üçlü elemede de kovulmazsın be. Normalde öyle bir insan değilim. Hani asla birisine şey yapmak hani şeflik öğretmek haddime değil zaten. Üçü de profesyonel şefler. Biz oraya bir şey öğrenmeye gidiyoruz. Ve öyle bir ters çok mesaj aldım. Sonrasında ekipman. İkinci bölümde ters yaptık. Ekipman olayı. Yani ekipman da şöyle oluyor, tart yapıyoruz, herkesin tartı pişmiş, benim tart pişmedi. Her zaman yaptığım tart bir de otelde yaptığım tart, yani 8 dakikada 10 dakikada fırından çıkıyor, 15 dakika kaldı pişmedi. Yani orada bir de şöyle bir dezavantaj var, mutfağa alışma süreciniz olduğu için o süreci biz işte o 3'lü eleme 6, kaç 14'lü değil mi? 14'lü elemede atlattık. Ve onu atlatırken de ne oldu? Bazı şeyleri tahmin edemedik. Yani oteldeki fırın, oradaki fırın bir değil. Şimdi her fırının ısı düzeyi farklı oluyor. Ve bu da otomatikman ürünü etkiliyor. Ben de onu orada kestiremedim. Mehmet Şef geldi dedim. Şef ekipman dedim yani. Bunu dedim. Ben de ne sıkıntısı var dedim. Ben dedim, ben biliyorum. Pırıl pırıl çocuğum dedim. Sonra beni kovdu. Benim suçum yok yani onlarda. Ben de o bölümde var. Yani bahane sunmuşum. Şu an fark ediyorum çünkü bakıyorum. İlerleyen dönemde neler yani çıkardık 10 haftada, ya aynı fırınlarda. 10 haftada tabak kazanma başarım %86 mıydı, 90 mıydı neydi? Fırın bozuk olsa %1 olur yani. Hadi 1-2 olmadı. Ben de o bölümde pudra şekeriyle nişastayı karıştırmıştım. Pastacı kremam tutmuyordu. Benim öyle yapıyorum. Bir anım var. Pavlova ya. Mükemmel pavlova yapıyorum. Yaparım normalde yaptığım şeyler. Şef dedim bir olmuyor dedim yani. Masterclass ödülü var dedi. Masterclass ödülü bu arada. Diğerlerinin hiçbiri pastacı değil. Sadece Furkan var. Biz yukarıdan izliyoruz. Yani. Oynamaya gerek yok diyoruz. Kesin yok, Furkan olacak zaten. Yok bir de Özgül vardı. Özgül de vardı. Özgül de vardı değil mi? Özgül var. Arkamda Eray var. Ya diyorum bunda bir sıkıntı var. Kıvamında Özgül var. Özgül elendi ama. Son dörde Özgül yoktu son dörde. Eray diyor, vardı. Sen vardı. Duygu Uğur var vardı. Ya. Duygu da yoktu. Uğur vardı sen vardı. Valla ben Özgül vardı diye hatırlıyorum. Özgül başta vardı sonra eğlendi o. Neyse geçelim. Aynen. Pudra şekerini koymuşum. Yok pudra şekeri yerine nişasta koymuşum. Ama normalde yapacağım ya. İş değil. Ama işte bir anlık dalgınlık ürünü mahvedebiliyor. Bu da şans. O zaman sana soruyorum. En sinirlisi kim sence MasterChef'in? Bence en sinirlisi dur bakayım. Eray olabilir ya. Yani baktığım zaman ben hariç yani tabii kendim hariç üzülüyorum. Yani o düzeylere bakılırsa o kovulma falan vesaire orada ben ortaya çıkabilirim. Ama ben ortaya çıkmadığım zaman polemik oluşturan tarafa bakıyoruz. Eray var yani. Eray. Ama ne kadar büyük olsa da kalbi küçük bir melek. En çok güldüren kim MasterChef'te seni? En çok güldüren beni düşünüyorum. Emir'in fıkraları. Gerçekten mükemmel bir fıkra anlatışı var yani. Kulis, arkada kuliste yarım saat fıkra anlatsın, yarım saat boyunca gülersiniz. Ama fıkralar komik değil. Emir'in anlatışı evet, komik. Emir'in anlatış biçimi komik yani. Adamı görüyorsun, yemek yapıyor sadece. Bir şey yok. Arkada içinde bakıyorsun ki bir tiyatroculuk var abi. Hani adam anlatıyor yani. En çok konuşan. Böyle artık sus. İçinden dediğin biri var mı? Ya o Esra olabilir. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi bir yemek yapıyoruz. Esra ablanın yemeği güzel olduğu zaman çok güzel. Kötü olduğu zaman ya çok güzeldi ama niye kötü oldu? Hani sürekli böyle bir yemeğin güzel veya kötü olduğunu dile getiren bir muhabbet var. Ondan dolayı bazen diyordum ki ya işte biraz şey yapsak mı hani artık güzel veya kötüyü bıraksak mı? Yani bir de orada şey var tabii. Kötülüğünden konuşuyor demiyorum, iyiliğinden konuşuyor tabii. Ama sohbeti muhabbeti güzel. Sadece bu yemeklerde kaybedip kazandığı zaman biraz fazla şey yapabiliyordu. Evet, buradan da çok selam söylüyoruz. Evet, buradan da Esra ablaya selamlar. Sen MasterChef'in eni olsaydın ne olurdun? Hangi en olurdun?
En ne olurdun? Ben mi? Evet. En ne olurduk? En tatlıcısı. Valla örnek vermen lazım ama ya. Mesela en sinirlisine Eray dedin. İşte en güldürene başka. Şimdi kendimi burada övmek gibi olacak. Tamam söyle. Huyum değil. Tamam söyle. Bakıyorum. Yani yaş olarak herkesten küçük olmam vesaire. İşte bu en sevimlisi yapabilir miyim? Celal söylemişti bunu bu arada bir röportajda. Evet, Furkan'ı açıklıyoruz. Tamam. Furkan'ı MasterChef'in en sevimlisi kabul ettik. O zaman soruyorum. MasterChef'te unutamadığın tabağın hangisi? Bamya. Evet, bamya tatlısı. Yemin ederim bamyadan yaptığım tatlıyı millet soruyor. Ama diyorum ki o bölüm açıp izlemem lazım. Bilmiyorum. İçine kaç gram işte çikolata koydum, labne koydum, onu koydum, bunu koydum bilmiyorum abi. Yani o an tamamen doğaçlama çıktı. O dışındaki baldan jeli bir gün yapacaktım. O kafamdaydı zaten, o netti. Onun gramajları vesairesi var. Yani ama o bamyanın musuğu ve içindeki o ganajı imkansız şu anda. Yani 2-3 defa denemem lazım ya da o bölümü açıp dinlemem lazım. Biz zaten yukarıdan hayretle izledik yani. Sen yani insanlar yaparken dışarıdan baktığı zaman aman bamyadan tatlı mı olur diye. Ama ben yani şöyle bir parmak aldım tadına baktım gerçekten güzeldi. Ben bile beklemiyordum. Ha tabii tadına baka baka hareket ettim. Zaten unutamadım ve aldın. Tarifini bir daha yapmak için bir 2-3 defa yapmam lazım. Başarılı. Eline sağlık. En büyük korkun ne? Benim mi? Evet. Hayatta en çok neyden korkarsın? Fobi mi? Yani neyin başına gelmesinden en çok korktuğun? En çok başına neyin gelmesinden korkarsın? Boğularak ölmek. Bu bir şey, fobi herhalde bu. Bende de var çünkü. Ya, ben aşırı korkuyorum. Yani gerçi herkes korkar bundan da hani boğulmayı, nefessiz kalmayı asla şey yapamam. Hani nasıl diyeyim? İstemem. Bir kere çünkü öyle bir şeyim oldu. Bir kere bir düştüm yere yani yaklaşık bir dakika boyunca nefesim kesildi. Dedim ki eyvah dedim gidiyoruz dedim. Kelime-i şahadet falan getiriyorum. Sonra Allah'tan nefesim açıldı. Bir kere öyle bir şey yaşadım o da bende bir korku oldu. DM kutundaki en son gelen mesajı okuyabiliyor musun? Kim attıysa artık çok şanslı. Özel mesajlar hariç. DM diğer kutuna. Ya zaten şey oldu. Seninle paylaştık bir şey. İsteklere bakıyoruz ama değil mi? Evet, istekler. Ben seni çok seviyorum ya. Bu var. Benimle de video çek. Masum böyle emoji var ya onu koymuş. Sadece bu kadar mı görüşme? Dün Emir'le görüşmüştük. Yani onun mesajı var. Bakayım böyle enteresan mesaj bulalım. Sen unutamadığın bir mesaj var mı? Unutamadığım bir mesaj. Sen de evlenme teklifi alır mısın? Sen ne diyorsun ya? Çok fazla ya. Dur bakayım. Millete konup olup durma. Kendi kanalına video at. Adam ol. Yapacağım bunu. Yapacağım. Tamam söz bu olacak. Enteresan bir mesaj ne almıştım ya? Beni bunalıma sokan bir mesaj almıştım. Gerçekten yemin ederim size kadın üşenmemiş ya. Bu kadar yani büyük bir paragraf. Ben de nereden okuduysam. Yemin ederim mesajı okuduğunuzda depresyona giriyorsunuz. Yok birisi ölmüş mü, kanser olmuş mu böyle kötü bir hikaye. Girdim bir saat boyunca etkisinden çıkamadım. Böyle saçma sapan şeyler oluyor. Yani basit şeyler işte seni seviyorum. Benimle evlenir misin? Saçlarını uzat. Gözlerin çift renk mi? İşte ne var başka? Seviyorsunuz çocuklar, ay annem benim falan. Böyle yani. Annem benim. Hani, annem benim çok hani, nasıl diyeyim, yaş düzeyi yüksek insanlar var tabii ki. Her insanın genç olma şeyi yok. Yani herkesin kendine göre bir hitap etme şekli var. O da sevgi gösterisidir. Yani tüm mesaj atan herkese teşekkür ediyorum. Şey olan var mı böyle? Kötü yazıp sen cevap verdiğinde R yapan. Ya kötü yazanlara zaten yazdıkları zaman yetişemiyoruz. Dediğim gibi yani o iki kovulma esnasında o kadar kötü yazan vardı ki mesaj kutusuna bakmıyordum. Hiç es geçiyorum. Tabii. Yani kötü yazan şu ara yok. Zaten yarışma bitti ve kendi hayatımıza devam ediyoruz. Sana da yoktur zaten kötü yazan. Çünkü sana ilgi duyan seni takip ediyor. Seni sevmeyen insan seni niye takip etsin? Aşçı olmasaydın ne olurdun?
bir hayalin var mı başka bir meslekte? Ya da şu işi yapmak isterdim ama hiç yeteneğim yok dediğin bir iş var mı? Yani benim bir böyle bir uğraşma, böyle bir takıntım var. Yani bir ufak bir mühendis olabilirdim. Ama ne mühendis onu bilmiyorum. Yani bir şeylerle uğraşmayı takıp ne bileyim bozmayı, üretmeyi seviyorum. Mühendis ne mühendisi? Ne mühendisi olurum? Mekanik mühendis falan olabilirim mesela. Ben niye mekanik mühendis oluyorum abi ben şu anda yani? Sen niye böyle bir şeysin? Ne alakası var? Şey de olabilirim ama böyle F1 pilotu falan da olabilirdim. Güzel olurdu, zevkli iş. Pilot. Yapardım. Güzel. O zaman güzel bir soru geliyor. Emir'le bize bir anını anlatır mısın? Emir geçen gerçi canlı yayında onu söyledi. Şimdi biz o ara İrlanda mutfağı benim elendiğim hafta. Serhat, Barbaros, Uğur. Gidiyorlar, toplantı yapıyorlar vesaire yapıyorlar işte üst katta. En üst terasa çıkıyorlar, bilgisayardan araştırmalar yapıyorlar, menü yazıyorlar. Biz de Emir'le diyoruz ki, bakıyoruz böyle. Ya abi ne olacak, gitsinler baksınlar. Biz Uğur'a iki soru sorarız, uykusunda cevaplar. Yani bu, Uğur uykusunda konuşuyor. Yine Serhat geldi, Barbaros geldi, Uğur geldi. Biz Emir'le gülüyoruz böyle. Onlar dedi, neye gülüyorsunuz lan siz dedi, ne yapıyorsunuz dedi, ne oldu dedi, şeyleri mi buldunuz dedi. Yok dedi. Uğur'a baktık, güldük, o anladı. Şey dedi, Barbaros Serhat şey yaptı, hemen Uğur dedi aşağı geçiyorsun dedi, odaya gidiyorsun dedi, senin odanın dedi kapısını kilitliyoruz dedi, odaya kimseyi sokmuyoruz gerçekten dedi. Gerçekten anlatıyor mu ya? Yemin ederim anlatıyor. Biz soruyoruz, hatta şey yapıyoruz, ya mesela diyoruz ki, Uğur ya senin bugünkü tabak da kötü oldu. Ya sorma diyor, bilmem ne diyor, başlıyor, anlatıyor falan. Çok iyi. Uğur'u uyandırıyoruz, kanka diyoruz ne yapıyorsun? İyi kanka senden ne haber diyor, koyuyor kafayı bir daha uyuyor. Hani çok değişik bir insan, bir saniyede uykuya dalıyor. Öyle bir anımız var. Çok da komik anlatamadım ama yani olayın ya özeti bu. Tamam. Tamam o zaman başka bir soruya geçiyorum. MasterChef'teki amacın gerçekten tatlı üzerine miydi yoksa bu kadar aşçı arasında tatlıyı bilen bir insan olduğun için mi tatlı sana kaldı? Yani tatlı yapmaktan gerçekten hedefin ben MasterChef'te tatlı yaparım buradan da ilerlerim miydi? Yoksa hedefine yani, ulaşamadan? Açıkçasını söylemek gerekirse karşımızda geçen sene Keşkül'den elenen bir insan var. Yani, ay değil mi sen Keşkül'den elendin? Yani belalım yani. Keşkül deyince direkt o aklıma geliyor. Şey oluyor. Yani bunu zaten şu videoyu izleyen insan demediyse ben de bir şey bilmiyorum. İzliyorsun MasterChef'i. Ayrıca şunu yapıyor. Ya diyorum bu bunu nasıl yapamıyor? Ulan ben orayı orada olsam var ya diyorum. Orayı diyorum mahvederim diyorum. Yani böyle bir algı var. Gidiyorsun, bismillah, açıyorsun örtüyü, atıyorum levrek sevişen. Yap. Hani sıkıysa yap yani. Tarifini bilmiyorsun, bir şeyini bilmiyorsun, gramajını bilmiyorsun. Ya zaten bilsen de unutuyorsun yani. Yani. Yandan çekiliyorsun yani. Hiç bilmediğin bir ortam, bilmediğin bir yemek ya da bildiğin bir yemek olsa bile malzemeler yani, bile korkutucu yani. O ortam 18 tane kamera var. Kaç tane insan var, şefler ayrı. Yani öyle bir... Dedim ulan ben gireyim dedim, göstereceğim dedim. Girdim. Şimdi şöyle bir durum var. Ben eğer 2 sene, 2,5 sene boyunca pastacılık değil de ana yemek üstüne çalışsaydım. Ben yine ana yemekte orada hiç kimseye tabak kaybettirmemeye çalışırdım. Ama benim profesyonellik alanım tatlı olduğu için tatlıya yöneldim. Ben tatlıya yönelmeyip de ne bileyim ana yemekten gitmeye çalışsaydım. Bu da tabii bir nevi nasıl diyeyim ben size etki olurdu ama bu kadar etki görmezdi. Çünkü evet. Adamlar Emir mesela Michelin yıldızlı restoranda çalışmış. Ana yemek biliyor, soğuk biliyor. Ben bu adamla bilgim yokken nasıl kapışabilirim? Kapışamazsın. Ondan dolayı bir insan her şeyde iyi olmayabilir ama tek bir alanda çok iyi olabilir. Ben de en iyi olduğum alanı gösterdim ve en iyi olduğum alanda da bana göre elensem bile en iyi şekilde bile, gösterdim zaten. Çok yüksek bir performans gösterdi. Yani 10. haftaya kadar geçen senelerden 2 sezona bakılsın. O yüzdeyi yakalayabilen insan olduğunu düşünmüyorum. Evet. Pişman mıyım? Değilim. Ama keşke o son İrlanda tatlısını yapmasaydım. Bir baksaydım. O anda ufak bir pişmanlık var yani. Evet, Furkan gerçekten tatlıydı. Yani Furkan elendikten sonra da sürekli tatlı üzerine bir konu açıldığında direkt Furkan diyorduk. Zaten takımlara da tatlı istasyonunu tamamen kapatabilmek için direkt Furkan alıyorlar. Yani. Bir bakayım fırına. Biraz daha süre vereceğiz. Tamam.
Sesi biraz daha yükseltelim. Ufaktan tutmaya başlamış. Tamam. O zaman son olarak galerindeki son fotoğrafı isteyeceğim senden. Eğer çok ilginç bir şey yoksa. Oha. Bir dakika. Bir temizleyeyim. Yok, temizlemiyorum. Gelirken selfie çekmişsindir. Yok. Galerimdeki son fotoğraf Instagram istatistiklerim. Belli ki biri reklam anlaşması için istatistik gönderilmiş. Yani menajerime atmışım en son. Başka bir şey. Ha, sabah 6 yok 5.49'da. Bir şey söyleyeceğim, sen niye bu kadar geç uyudun? Bilmiyorum. Sabah 5.49'da gördüğün gibi kar yağarken bir video var. Onu çekmişim. Onun İtiraf edebiliyor muyum kaçta uyuduğunu? Ben mi? Ben itiraf edebiliyor muyum? Tabii söyle. Furkan'la 11 diye anlaştık. Sabah kaçtı? 9'da mı? Kaçta mesaj attın sen bana? Hemen bakıyorum. 6.20'de ay yüce şimdi uyuyacağım. Beni sık sık dürt sabah demişim. Sonra uyuyamamışım. Uyumuş muyum? 6.20'de uyumaya karar vermiş. Aynen. Arkadaş. Uyumaya karar vermişim. Sonra ay yüce uyanmamış. Hayır. Ben ay yüce 9.40'da mesaj atmışım, uyandın mı diye. Sonra Furkan bana mesaj atıyor, mesaj şu, uyandın mı? Ben de evet, sen uyandın mı yazmışım, ne durumdasın yani, uyanık mısın? Öyle, öyle. Tamam. Ya geceleri düşünüyorum yani ne yapsam, ne etsem, kendi yerimi açayım mı, açmayayım mı? Ha evet, öyle bir yani, planım var eğer. Yani sonuç olarak belli bir kitle oluşturduk ve bu kitleyi en güzel şekilde değerlendirmek gerekiyor. Yani birçok şey hakkında düşünüyorum, yapacağım işler hakkında. İşte yani bir YouTube videosu bile YouTube videosu deyip geçmeyin. Mesela Ayyüce ile biz şu an bir video çekiyoruz ama bunun arkasında 4-5 kişi var. Ve zaman, kamera, işte kurgusu vesairesi, bunlar çok uzun işler. Basit olarak gözükebilir. Kamerayı yani telefona tıkladığınızda 15 dakika izleyebilirsiniz ama bunun arka planı zor. Ve bu arka planı toparlamak, önünüzdeki yolu çizmek, hayatınızdaki idealinizden hani vazgeçmek veya o hedefinizi tutturmak için devam etmek. Yani bunlar için her zaman düşünüyorum ve kendim için en doğru yolu seçerim. Ondan dolayı bu arada çok erken uyuyamıyorum ve çok düşünüyorum. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Sen erken uyuyorsun ama hayırdır, bir şey düşünmüyorsun galiba sen. Bilmiyordum tasam ya. Yok ya. Yok, ben bugün normalde ben de çok geç yatıyorum ama bugün çekim var diye birazcık erken kendimi zorladım. Ya ben istesen de uyuyamıyorum o yüzden. Yoksa ben de gece kuşuyum yani, ben de geç yatarım. Öyle yani. Durumlar bu şekilde. Benim gibi uyuyamayan insan varsa erken uyusun. Olmuyor, kötü oluyor. Siz Furkan'a örnek almayın. Siz evet, erkenden yatın, uyuyun. Güzel cevapların için tekrar teşekkür ederim. Rica ediyorum. Daha fazla merak eden olursa yoruma yazsın ama cevabını alamazsın. Cevabı Furkan'ın kanalında arkadaşlar. O zaman biz tatlıya tekrar bakıyoruz. Geliyoruz. Evet, tatlıları fırından çıkardık. İlk sıcaklıklarını atmasını bekledik. Sonra 30 dakika kadar buzdolabına koyduk. Artık tatlılarımız soğuk ve tutmuş bir vaziyetteler. Şimdi onları Furkan'a teslim ediyorum. Çünkü o çok güzel bir işlem yapacak onlara. Ne yapıyorsun? Şimdi kıvamını aldı tatlı. Evet. Yani istediğimiz kıvama geldi. Biz biraz hızlı soğutmak amaçlı oda sıcaklığına geldikten sonra difrize attık normalde. Dolapta soğutuyorsunuz. Şimdi üzerine şekerimizi döküp pürümüzü yiyeceğiz. Hafif hafif şekerliyoruz. Ve üstünü karamelize edeceğiz. Ve pürmüzümü Ayyüce'ye devrediyorum. Dedim ki ben yokken Ayyüce yapsın. Evet, önce sen yapsaydın ya. Valla çabuk ol, gazı bitiyor. Tamam. Bu şekilde şekerleri eritiyoruz. Çok güzel kokuyor. Şu koku zaten. Üstündeki karamel tadı gerçekten bu tatlıya mükemmel bir lezzet katıyor. Ve altındaki o kremamsı tadı yeterli üstündeki mi? O ağır krema karamel tadını bastırıyor.
Terapi gibi değil mi ya? İzlemek. O kadar çok zarar bir şey geldi. Peki, sana altın değerinde bir soru soracağım. Hazır mısın? Evde pürmüzümüz yoksa ne yapıyoruz? Yani her tatlı yaptığımda, pürmüz kullandığımda sorulan soru bu. Ben bunun cevabını tam bulamadım. Ama duyduğum duyumlara göre kaşığın veya çatalı ısıtıp üstüne bastırdığınızda aynı etkiyi verebiliyormuş. En kötü. Bununla birlikte şöyle bir dolaştırın yani. Hani ikisi de aynı sıcaklığı verir diye düşünüyorum. Ama bunu tabii öneriyorum ama bu şey, hani bundan doğabilecek sıkıntılar benden değil yani. Sorumluluğunu almıyorum. Ve gördüğünüz gibi şu anda tatlımız hazır. Ve şu an çok bence bunu yiyelim. Evet, ben de alacağım. Teşekkürler. Bir kalite kontrolü yapalım bakalım ayrıca yapabilmiş mi? Sen varsan yapılmıştır o tatlı ya. Sıcak herhalde çünkü kırılmadı benimki. Ya şimdi tatlı soğuk olduğu için, üstü sıcak olduğu için şey karamel direkt dondu. Kıvam gayet iyi. Bunun ben farklı versiyonunu yapmıştım. Bunun içine istediğiniz aromayı kullanabilirsiniz. Yani orman meyvelisi olay olmuş. Aynen. Orman meyveli yapabilirsin, muzlu yapabilirsiniz, çileklisini, lime'sını, limonlusunu hepsini o hazırladığımız kremaya eklediğiniz zaman o tadı aldığınızda sizin için yeterli. Çok fazla bastırmayın. Çünkü o krema tadını da çok fazla kapatmasın. Lezzet dengesini yakaladığınızda sizin için yeterlidir. Sadece damak tadınıza göre şekillendirebilirsiniz. Nasıl orman olmuş? Meyvelisi, çilekli. Bence çok güzel olmuş. Olmuş değil mi? Vallahi ben de çok beğendim. Ben çok beğendim. Şimdi gidin ve mutfakta deneyin. Hemen. En yakın markete, bakkala, istediğiniz yerde bulabileceğiniz malzemelerle yaptık. Çok basit ve pratik bir tarif. Tarifi de size çok güzel bir şekilde aşağıya yazarak da anlatacağım. Yapmak istersiniz diye. Kıvam da budur. Doğru kıvam da bu. O zaman... Furkan, geldiğin için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir bölüm ve çok güzel bir sohbet oldu benim için. Ben çok teşekkür ederim. Senin sayende tatlı yapmış olduk. Eline koluna sağlık inşallah. Senin eline koluna sağlık. İzleyicilerimiz bu tatlıyı yaparak destek verir, yorumlayarak destek verir diye umuyorum. Öyle yaparlar. Hatta onları şuraya bir yere Furkan'ın kanalını da bırakıyorum. Sağa sola bir yere sıkıştır sen onu. Bir yere bırakıyorum. Furkan'ı da mutlaka takip edin. Onunla da çok güzel videolar geliyor. Görüşmek, buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.